Özür dilerim, çok yüklendim sana. Aslında bunlar senin suçun değil. Öyle bir çukura düştüm ki. Çıkış yok. Nedir seni böyle yiyip bitiren? Sevmediğin bir adamla evlenmenin neden olan şey ne? Boş ver. Bilmenin bana bir faydası olmayacak, boş ver. Ali... hapisten çıktı değil mi? Çıktı. İyi. O iyi olsun da. Gerisi önemli değil. Bir şey içmek ister misin? Sağ ol. Ben kalkayım artık. Tamam. Kolay gelsin. Uzatma pilot. Sen gelmiyorsun. Bu benim meselem. O yüzden Uygar hayatta kaldı hoca. Öyle her meseleyi vaaz vererek çözemezsin. Ya pilot, sen bana akıl vereceğine gidip Duygu Hanım'ın gönlünü alsana. Ha. Bak ona iyi dedin hoca. Gerçi biraz zor olacak ama. Hoca, sen anlarsın bu işlerden. Ne yapsam ki ben? Ya ne yapacaksın? Samimi olacaksın, dürüst olacaksın. Geçeceksin karşısına, anlatacaksın bütün gerçekleri. Yalnız giderken bir çiçek yaptırmayı unutma. Çiçek. Çiçek iyi fikir hoca. Tabii, kadınlar çiçekleri sever. Eyvallah hoca. O zaman ben bir çiçek alayım. Hadi. Hocam. Ne haber de? Hocam, Ezgi bu mahalleden gidiyor hocam. Beni terk edip gidiyor hocam Ezgi. Üzülmüyor, daha verdi. Geri gelir. Gerçekten mi? Gerçekten geri gelir mi hocam? Gelir tabii, daha verdi. Gerçekten, içten istersen gelir. Kalpten kalbe gizli bir yol vardır. Kimseler bilmez. Sevda abla da onun için mi geldi hocam senin evine? Senden ayrıldı, gitti başka adamla evlendi. Seni hapse attırdı ama eve geri geldi. Tamam. Ezgi beni sevmesin, benden ayrılsın. Beni hapse attırsın ama gitmesin hocam. Ne olur gitmesin. Bir dakika. Ne dedin sen demin? Ne olur gitmesin dedim hocam. Ezgi ne olur gitmesin dedim. Yok yok, onu sonra konuşacağız. Sevda ile ilgili. Nerede gördün onu? Sevda abla senin evine geldi hocam. İçeri girdi. Sonra az önce de mahallede gördüm. Sevda abla Ezgi gibi değil. O hep buralarda, hep geliyor. Kalpten kalbe gizli bir yol var dedi hocam. Geri gelir dedi. Ezgi, geri gel ne olur.